Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktaları ile hazırlarından çok çok daha güzel ve de lezzetli un kurabiyesi tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimiz için 250 gram kadar tuzsuz tereyağını erittikten sonra ince gözlü bir süzgeçten geçirelim. Yani yağ sadeyağ haline getirelim Eğer bulabiliyorsanız hazır sade yağ da kullanabilirsiniz ama marketlerde çok fazla satılmadığında yani genellikle hiç görmediğimden o şekilde değildi de ben bu şekilde hazırlayarak sade yağ elde etmeyi tercih ediyorum dibinde kalan ayranı süzgeçten geçirmemeye çalışın. Ve şöyle gördüğünüz gibi sadece ayranı kaldı ve köpüklerini de içerisine geçirmemeye çalışalım. Ne kadar geçirmemeye çalışsam da birazcık köpük birikmiş oldu üzerinde. Bu kadarcıkla bir şey olmaz ama ben yine de üzerindeki köpükleri de toplamaya çalıştım. Eğer margarin kullanacaksanız margarin içerisindeki ayran miktarı yani su miktarı çok daha fazla olduğundan 250 gram kadar değil de 300 veya 400 gram kadar margarin kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve yağımız artık hazır oldu. Şimdi onu buzdolabına alıp buzlukta 10 dakika kadar dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra yağımızı uygun bir yoğurma kabının içerisine alıyorum. Bu arada ayranı alınmış yağ oldukça hızlı bir şekilde donacağından çok fazla dondurmamaya dikkat edin ki hamurumuzu yoğururken zorluk çekmeyelim. Şimdi tereyağının üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yapalım. Ve toz malzemelerimizi eleyerek ekleyelim. Öncelikle bir paket yani ortalama 8-10 gram kadar toz vanilin. Bir çay bardağı nişasta, ben mısır nişastası kullandım. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir ve bir su bardağı kadar da pudra şekeri ekleyelim. Özellikle pudra şekerini mutlaka eleyerek ilave edelim. Çünkü bazen pudra şekerleri iri taneli olabiliyor. Bu da un kurabiyemizin kıvamını bozabilir. O yüzden mutlaka dikkat edin. Toz malzemelerimizi ilave ettikten sonra bir güzel karıştıralım. Ve son olarak karışıma azar azar un ilavesi yapalım. Ben öncelikle 3 su bardağı kadar unu eleyerek ilave ettim. Daha sonra spatula ile karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırdım. Ve spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bir taraftan yoğururken diğer taraftan gerektikçe azar azar un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Toplamda 5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız tereyağının içerisindeki ayran miktarına göre bile un e, miktarı birazcık oynayabilir. Yani çok fazla değil, yarım su bardağı kadar oynayabilir. O yüzden mutlaka kıvamına dikkat edin. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Kıvamı tam da şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Yumuşacık ve ele yapışmayan gerçekten çok çok güzel bir hamur elde ettik. Şimdi hazır olan hamurdan büyükçe boyda parçalar kopartıp önce elimizle sıkıştıralım. Daha sonra ise tezgahın üzerinde yuvarlayalım. Hamurlarınızı dilediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Dilerseniz kurabiyelerinizin boyutunu daha küçük yapmak isterseniz eğer birazcık daha inceltebilirsiniz hamuru. Veya daha büyük yapmak isterseniz daha büyük hamurlar yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize göre hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Hamurlarımızı hazırladıktan sonra önce üzerlerinden sonra ise kenarlarından çatalla çizikler atalım. Çatalı hafif bastırırsanız eğer daha sonrasında yani piştikten sonra da şekilleri kaybolmaz. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim kurabiyelerimize yani hamurlarımıza şekil verdikten sonra uç kısımlarını kesip çıkartalım ki daha sonrasında kurabiyelerimiz çok daha güzel görünsün. Tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zamanki gibi detaylıca yani dikkatlice kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alalım. Hamurumuz çok fazla yumuşak ve de kırılgan olduğu için ben fırın tepsisine dizerken bu şekilde bir hamur kartından destek aldım. Dilerseniz sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Ve bir tepsi dolduracak kadar hamura şekil verip yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizdim. Şimdi önceden ısıtılmış 150 derece fırında 10 dakika kadar pişiriyorum. 10 dakikanın sonunda dereceyi 100'e getirip bir 10 dakikada o şekilde toplamda 20 dakika kadar pişireceğim. Mutlaka üzerleri kızarmadan fırından almayı ihmal etmeyelim. Ve kurabiyelerimiz soğumadan kesinlikle ellemiyoruz. Tamamen soğuduktan sonra artık servise hazırdır. Ben bu şekilde değildi. Üzerine bolca pudra şekeri serpiştirerek servis edeceğim. Ve kurabiyelerimiz artık servise hazırdır. Hemen şöyle bir tanesinin kıvamını sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten hazırlarından çok çok daha güzel ve de lezzetli oldu. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Eğer denerseniz, deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.